1961 yılında Philadelphia'da bir kadın bir mağazada doğum yapar. Kısa süre sonra doktor gelir ve durmaksızın ağlayan bebeği kontrol eder. Doktor büyük bir şaşkınlıkla bebeğin rahimdeyken bacaklarının ve kollarının kırıldığını fark eder. Yıllar sonra David New York'taki bir iş görüşmesinden sonra trenle Philadelphia'ya döner. Yanına bir kadının oturmak üzere olduğunu görünce yüzüğünü çıkarıp cebine saklar. Spor hakkında konuşurlar ve David sudan korktuğunu ve futboldan hoşlanmadığını söyler ayrıca kadınla flört etmeye çalışır. Fakat kadın onu reddeder ve başka bir yere oturur. David de yüzüğünü tekrar takar. Aniden tren hızlanır ve etrafta her şey sallanmaya başlar. Bu sırada David'in oğlu Joseph evde televizyon izlemektedir ve haberlerde bir tren kazasının olduğu, içerideki herkesin öldüğü bilgisi verilir. Panikleyen Joseph, babasının o trende olduğunu fark eder. Bir süre sonra hastanede David uyanır ve yanında bir kişinin ameliyat edildiğini görür. Ardından bir doktor gelir ve David'e sağlık geçmişini sorar. David hiçbir alerjisi veya sağlık sorunu olmadığını söyler ve kazadan sağ kurtulan tek kişi olduğunu öğrenince şaşırır. Doktor David'in herhangi bir acı ya da yaralanma yaşamamış olmasına hayret eder. Hatta vücudunda bir çizik bile yoktur. David odadan çıktığında ailesini onu beklerken bulur. Joseph, David ve annesi Audrey'in el ele tutuşmasını ister. Ancak kısa sürede ellerini bırakırlar. Daha sonra evde David, Audrey'a iş görüşmesinin pek iyi geçmediğini düşündüğünü ama yakında taşınacağını söyler. Aslında ayrı yaşamaktadırlar ve farklı odalarda kalmaktadırlar. Ertesi gün David, tren kazasında ölen 177 kişi için düzenlenen anma törenine katılır. Törenin ardından arabasına döner ve limited edition logosu bulunan bir zarf bulur. Zarfta isim yazmaz. Sadece "Hayatın boyunca kaç gün hasta oldun?" diye bir not vardır. David işe gider bir futbol takımında güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Zihninde hala bu kart varken sekreterine bugüne kadar kaç hasta günü kullandığını kontrol ettirir. Günün sonunda patronu son 5 yıldır hiç hasta günü kullanmadığını ve bu yüzden zam alacağını söyler. O gece David, Audrey hiç hasta olup olmadığını hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Audrey biraz düşündükten sonra David'i üniversiteden beri tanıdığını ve onu hiç hasta görmediğini itiraf eder. Bir geri dönüş sahnesiyle 1974 yılına gidilir ve başta doğan bebeğin artık bir genç olduğunu görürüz. Bu genç osteogenesis hastalığına sahiptir. Bu hastalık nedeniyle kemikleri çok kırılgandır ve sık sık kırılır. Dışarı çıkmaktan ve tekrar yaralanmaktan korkan çocuk, okulda arkadaşları tarafından Baykem olarak çağrılmaktadır. Onu bu izolasyondan çıkarmak isteyen annesi, ona dışarıda bir hediye bıraktığını söyler. Çocuk cesaretini toplar ve dışarıda bıraktığı hediyeyi alır. Bu hediye bir çizgi romandır. Annesi, her gün evden çıktığında ona başka bir çizgi roman vereceğini söyler. Günümüze gelindiğinde çocuk büyümüş ve yetişkin olmuştur. Adı Elijah'dır ve çizgi roman sanatına adanmış bir sanat galerisi işletmektedir. Elijah, çizgi romanları bir sanat formu olarak savunmakta ve bir müşterinin değerli bir resmi 4 yaşındaki çocuğuna vereceğini duyduğunda satışı iptal etmektedir. Öğleden sonra David ve oğlu Joseph, Elijah ile kart hakkında konuşmak için yanına gelirler. Elijah, David'in sağlığıyla ilgilendiğini ve onun hiç hasta olmadığını duymaktan memnun olduğunu söyler. Ancak Elijah'ın bir yaralanması olmuştur. Üniversitedeyken geçirdiği bir trafik kazasında bacağı yaralanmış ve bu yüzden futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Elijah, hayatı boyunca çizgi romanları incelediğini ve süper kahramanların eski tarihlere dayandığını düşündüğünü açıklar. Sağlık durumu nedeniyle her zaman kendisinin tam zıttı, yani kırılmaz biri olup olmadığını merak etmiştir. Elijah David'in tren kazasından sağ kurtulan tek kişi olduğunu duyduğunda onun aradığı kişi olabileceğini düşünmüştür. Joseph babasının bir süper kahraman olma ihtimali karşısında heyecanlanır. Ancak David bunun tuhaf bir aldatmacı olduğunu düşünerek oğluyla birlikte oradan ayrılır. O gece David kazayla ilgili gazeteleri okur ve bu onu dolabını kontrol etmeye teşvik eder. Dolabında gizlenmiş bir silah ve hayatıyla ilgili gazete kupürlerinden oluşan bir dosya bulur. İlk kupürler onun futbol kariyerinin başlangıcını, sonuncusu ise trafik kazasını gösterir. Araç ciddi şekilde hasar görmüştür. Bu yüzden kazadan sağ kurtulması bir mucize gibidir. O sırada Audrey odaya girer ve David'e başka biriyle birlikte olup olmadığını sorar. David olmadığını söyler. Bunun üzerine Audrey, tren kazasının onu derinden etkilediğini ve bu olayın ilişkilerine bir ikinci şans tanıdığına inandığını söyleyerek evliliklerini tekrar kurtarmak istediğini belirtir. Bir süre sonra Elijah David'in iş yerine gider ve güvenlik işini seçmesinin bir tesadüf olmadığını söyler çünkü içgüdüleri onu insanları korumaya yöneltmektedir. Birlikte yürürken David, bir adamın güvenlik kontrolünden geçmeden ayrılacağını fark eder. Elijah, David'in bu kişinin silahlı olduğunu nasıl anladığını sorar. David, aklında o kişiye dair bir görüntü oluştuğunu ve bir tür içgüdüsel olarak doğruyu bildiğini açıklar. Elijah buna David'in süper gücü der. Ancak David bu konuşmanın nereye gittiğinden rahatsız olur ve Elijah'tan gitmesini ister. Elijah ayrılmadan önce trafik kazasında başka biri olup olmadığını sorar ve David Audrey'in de kazada olduğunu doğrular. Daha sonra Elijah arabasına binerken az önce silahlı olduğunu düşündüğü adamın yanından geçtiğini görür. Elijah adamı takip etmeye başlar ve hatta beklemesini ister ancak adam onu görmezden gelir. Elijah sağlığı nedeniyle elinden gelenin en iyisini yaparak hızlı gitmeye çalışır. Ancak hala çok yavaş kalır. Adam metro istasyonuna indiğinde Elijah vücudunu zorlar ve düşerek birçok kemiğini kırar. Bastonu da kırılır ve dayanılmaz acıyla mücadele ederken adamın gömleğinin hareket ettiğini ve David'in tahmin ettiği gibi silahın gizlendiğini görür. Maç bittikten sonra David ev döner ve Joseph'ı futbol oynarken görür. Ona bu yüzden kızar, Audrey'in bu spordan nefret ettiğini çünkü yaralanmalara neden olduğunu hatırlatır. Ardından David küçük bir deney yapmaya karar verir ve ağırlık kaldırmaya başlar. İlk olarak 250 kilo kaldırır, bu şimdiye kadar kaldırdığı en yüksek ağırlıktır. Joseph her seferinde biraz daha ağırlık eklemeye devam eder ve sonunda ellerinde bulunan tüm ağırlıkları kullanırlar. Daha fazla bilgi edinmek için boyalarla dolu tenekeleri de eklerler ve David neredeyse hiç zorlanmadan 350 kiloyu kaldırır. Hastanede Elijah'a birçok kırık kemiği olduğu söylenir. Ancak en kötüsü bacağındaki 14 kırık olduğu için fizik tedavi görmesi gerekecektir. Daha sonra Elijah, Audrey ile birlikte fizik tedaviye gider ve bu fırsatı kullanarak evlilikleri hakkında bilgi almak için doktorunu daha iyi tanımak istediğini bahane eder. David'in trafik kazası geçirip futbolu bırakmasının onları bir araya getirdiğini öğrenir. Çünkü Audrey, futbolun zararlarından nefret etmektedir. Daha fazla soru sorduğunda Elijah yanlışlıkla David'in adını ağzından kaçırır ve Audrey şüphelenmeye başlar. Elijah teorisini paylaşır ancak Audrey ne düşüneceğini bilemez. Başka bir maç sırasında David kalabalığın ortasında durmaya karar verir ve birisi ona çarptığında bir vizyon görmeye başlar. İlk başta sadece bağıran bir çocuğun sesini duyar. Ancak sonra bir adamın çöpten şüpheli bir şey aldığını görür. Şüphelenen David adamı sıradan çıkarıp arar ancak ceplerinde hiçbir şey bulamaz. Bu sırada David gücü olduğuna inanmanın aptallık olduğunu düşünmeye başlar. O anda David okuldan çağrılır çünkü Joseph yaralanmıştır. Öğretmeni, Joseph'in bir kavgaya karıştığını ve David'in kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Çocukken David'in bir keresinde havuza düştüğünü ve beş dakika boyunca suyun dibinde kaldığını anlatır. Onu dışarı çıkardıklarında ölü olduğunu, ancak sağlık görevlilerinin onu hayata döndürdüğünü söyler. Bu olayın ardından havuzun etrafındaki kurallar değiştirilmiş ve çocuklar bunu bir şehir efsanesi olarak anlatmaya başlamıştır. Bu hikayeyi duyunca David kendisinin bir süper kahraman olmadığını daha da fazla düşünür. Okuldan ayrıldıktan sonra Joseph, bir kızı ırkı yüzünden taciz eden birini koruduğu için kavgaya karıştığını açıklar. Babası gibi bir kahraman olmak istediğini söyler. David normal biri olduğunu iddia etmeye çalışsa da Joseph ona inanmaz. Akşam Audrey David'e Elijah'ın ona her şeyi anlattığını söyler. Konuyu tartışamadan önce Joseph'in David'in silahını aldığını ve ona doğrulttuğunu fark ederler. Joseph babasının zarar göremeyeceğini kanıtlamak istemektedir. Çocuk birkaç saniye tereddüt eder ancak David onu silahı indirmeye ikna eder. Ertesi gün David Elijah'ı ziyaret eder ve Elijah hemen stadyumdaki adamın gerçekten silahlı olduğunu doğrular. Ayrıca David'in araba kazasında yaralanmadığını, futbolu bırakıp Audrey ile çıkabilmek için bir yalan uydurduğunu düşünür. David, Elijah'a artık kendisini ve ailesini rahatsız etmemesini söyler ve çocukken neredeyse boğulması yüzünden zatürre geçirdiğini bunun konuyu kapatmak için yeterli bir kanıt olduğunu belirtir. Daha sonra Elijah bir çizgi roman dükkanında tepkisiz bir halde oturur. Dükkan sahibi dükkanı kapatması gerektiğinden Elijah'ı tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarmaya başlar ancak Elijah tekerleği çevirerek adamın işini zorlaştırır. Birkaç denemeden sonra Elijah aradığı çizgi romanı bulunca nihayet konuşur. Bu sırada David ve Audrey, Joseph'ı bir bakıcıya bırakarak baş başa yemeğe çıkarlar. Birlikte içki içerler ve ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışırlar. David ailesini duygusal olarak uzak tutmasının sebebinin içindeki bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmesi olduğunu itiraf eder. Eve döndüklerinde bakıcı New York'tan bir telefon aldığını ve David'in işi aldığını söyler. Ancak aile bakıcıya hiçbir yere gitmeyeceklerini garanti eder. Ayrıca telesekreterde Elijah'tan bir mesaj vardır. Her kahramanın bir zayıflığı olduğunu ve David'in kriptonitinin su olduğunu açıklar. Cevaplar arayan David, gece yarısı gizlice tren kazasının olduğu yere gider parçalanmış vagonu inceler ve normal bir insanın böyle bir kazadan sağ kurtulamayacağını fark eder. Bu David'e araba kazasıyla ilgili anıları geri getirir ve aslında kazadan yara almadan kurtulduğu ancak Audrey'in yanan aracın içinde sıkışıp kaldığı ortaya çıkar. David süper gücünü kullanarak araba kapısını yerinden söküp Audrey'i kurtarmıştır. O sırada yardıma gelen birini fark eder ve bu olayda yaralanmamasının tuhaf olduğunu düşünür. Bu anılarla sarsılan David, Elijah'ı arar ve hayatı boyunca hiç yaralanmadığını kabul eder şimdi ne yapması gerektiğini sorar. Elijah ona insanların bulunduğu yerlere gitmesini söyler. Kısa bir süre sonra David kalabalık bir alana gider ve kollarını açarak insanların işlediği suçları bilerek görmeye başlar. Bir kadının kuyumcuya dikkat dağıtarak mücevher çaldığını, bir adamın bir grup siyahiye ırkçı hakaretler ederek şişe attığını ve başka bir adamın baygın bir kıza tecavüz ettiğini görür. Sonra temizlikçiye çarptığında adamın bir adamı öldürüp evini ele geçirdiğini keşfeder. David, temizlikçinin işini bitirmesini bekler ve onu takip eder Adamın arka kapıdan eve girdiğini fark eder. Aynı yoldan David de eve girer ve içeride her şeyin dağınık olduğunu, ev sahibinin cesedinin ise merdivenlerde olduğunu görür. Etrafa baktığında dolaba bağlanmış iki çocuk bulur. David hemen onları serbest bırakır ve sessiz olmalarını ister. Ardından ana odaya geçer ve annenin de bağlı olduğunu görür. Balkon kapısı açıktır ve David adamın kaçmış olabileceğini düşünerek balkona çıkar. O sırada temizlikçi David'in arkasında belirir ve onu balkondan iterek su dolu bir zemin üzerine düşmesine neden olur. David etrafına bakar ve bir havuz örtüsünün üzerine düştüğünü fark eder. Örtü ağırlığıyla yavaşça batmaya başlar. David örtüye dolanmış haldeyken yüzemez ve hayatta kalmak için çırpınır. Neyse ki birden suyun içinde bir çubuk belirir ve David bunu tutarak dışarı çekilir. Meğerse onu kurtaranlar çocuklardır. Ardından David ana odaya döner ve temizlikçiyi arkadan yakalayarak boğmaya çalışır. Adam karşı koyar ve David'i duvara savurur ancak David daha güçlüdür ve sonunda adamı öldürmeyi başarır. Ancak anneyi kurtardığında ne yazık ki onun zaten ölmüş olduğunu fark eder. O gece David, Audrey'i odasından alarak aynı yatakta uyumalarını sağlar. İçindeki bir şeylerin yanlış olduğu hissi artık kaybolmuştur. Ertesi sabah, Joseph ebeveynlerinin birbirine sevgi dolu davrandığını görür. Audrey dikkatini başka bir şeye verdiğinde, David Joseph'e bir gazete gösterir. Gazetede ölü bulunan temizlikçiyle ilgili bir haber ve gizemli bir kanun kaçağının illüstrasyonu vardır. David bu kişinin kendisi olduğunu doğrular ve Joseph'ten bu sırrı saklamasını ister. Bir süre sonra David, Elijah'ın sanat sergisine gider ve Elijah'ın annesiyle tanışır. Annesi ona iki tür kötü karakterden bahseder. Biri yumruklarıyla savaşanlar, diğeri ise zekalarıyla savaşanlar. Kadın, Elijah'ın David'den bir dost olarak bahsettiğini söyler. Ardından David, Elijah'ı ofisine kadar takip eder ve Elijah, David'i ilk geceki kahramanlık başarısından dolayı tebrik eder. Elijah, David'e elini uzatır ve tokalaştıklarında David şok edici bir gerçeği öğrenir. Elijah yıllardır bir süper kahraman bulabilmek için kasten kazalar yaratıyordur. David'in bindiği tren kazası da buna dahildir. Şaşkınlık içinde David, Elijah'ın planlarını ve araştırmalarını fark eder. Elijah, artık David'in kim olduğunu bildiğini ve bu sayede kendisinin de kim olduğunu öğrendiğini açıklar. David'in kahramanı olduğu hikayelerde kendisi de kötü karakterdir. Tıpkı çizgi romanlardaki gibi tamamen zıt kutuplardır ama bazen arkadaş da olabilirler. Belki de Bay ve Mr. Glass her zaman Elijah'ın kötü karakteri ismi olmuştur. David hemen polisi arar ve Elijah suçluların tutulduğu bir akıl hastanesine gönderilir.